Arkadaşlar merhabalar. 25 numaralı üniteye geçiyoruz dostlarım. Hareket problemleri yapacağız arkadaşlar. Hemen ilk köşe taşımızı alıyoruz ve başlıyoruz soruları çözmeye. Şöyle odaklanmayı da güzelce bir ayarlayabilirsek. Evet, başladım. Diyor ki A kentinden B kentine 4 saatte giden bir araç B'den A'ya hızını 40 kilometre düşürerek 6 saatte dönmüştür diyor. Buna göre aracın A'dan B'ye giderkenki hızı nedir diye bir soru sormuş. Arkadaşlarım hız problemlerinde kullanacağımız formül şu. Yol eşittir hız çarpı zaman. Yolu x ile göstereceğiz. Hızı v ile, zamanı da t ile göstereceğiz arkadaşlarım. X eşittir v çarpı t. Alınan yol hızla zamanın çarpımına eşit olacak. Yeri gelecek zamanı bulacağız belki de dostlarım. O zaman V'yi hemen buraya atarsak, bakın yol bölü hız eşittir zaman olacak diyeceğiz. Ya da yeri gelecek hızı bulmamız gerekecek. T'yi buraya atacağız arkadaşlarım. Yol bölü zaman eşittir hızdır diyeceğiz. Şimdi bir adam A kentinden B kentine gitmek istiyor. 4 saatte giden bir araç diyor. V hızıyla gitsin arkadaşlarım ve 4 saatte gidiyor. O halde A ile B arasındaki mesafe hızla zamanı çarparsak 4V'dir. Sonra da B'den A'ya geliyor. Yani yine aynı yolu alacak arkadaşlarım. AB yolunu alacak yine. Fakat hızını 40 kilometre düşürdü. Yani V'ydi hızı. 40 kilometre düşürdü. Ve bu durumda 6 saatte aldı aynı yolu. Buna göre diyor A'dan B'ye giderkenki V hızı nedir diye bir soru sormuş bize. V'yi soruyor. E hadi bu denklemi çözelim. Şu ikisi birbirine eşit oldu arkadaşlarım. Aynı yol oldukları için. 4V eşittir 6V eksi 240 oldu dostlar. Hemen 240'ı bu tarafa attık. 4V'yi de bu tarafa attık. 2V oldu. Dolayısıyla 2'ye bölersek V eşittir 120 çıktı. Doğru cevabımız 120. Geldik 2'ye. Bir hareketli A kentinden 3 kilometre saat hızla B kentine doğru yola çıkıyor. Her 15 dakikada bir hızını 1 kilometre saat arttırarak A kentinden B kentine 2 saatte gidiyormuş. Buna göre A ile B arası nedir diye bir soru sormuş. Şimdi dostum, A ile B arasını şuraya çizdim ben arkadaşlarım. A burada, B burada. İlk gittiği yol 3 kilometre saat hızla gidiyor. Ve hızını da ne diyelim arkadaşlarım? 3 kilometre saat hızla gidiyormuş. Kaç dakika gidecek bu? 15 dakika. 15 dakika demek 1 bölü 4 saat demektir. 1 bölü 4 saat yol aldı bu. Burada aldığı yol bu. Sonra hızını 1 kilometre arttırdı ve yine bir 15 dakika daha gitti. 1 bölü 4 saat daha gitti. Sonra hızını yine 1 kilometre arttırdı. 1 bölü 4 saat daha gitti arkadaşlarım. Ve bu şekilde toplam 2 saatte, yani 120 dakikada, her 15 dakikada bir arttığına göre 8 defa bu şekilde yol aldı arkadaşlarım. Hemen diyelim ki 6 oldu hızı. 1 bölü 4. 7 oldu 1 bölü 4. 8 çarpı 1 bölü 4 yol aldı. 9 çarpı 1 bölü 4. 10 çarpı 1 bölü 4 yol aldı. Toplamda bakın 15, 30, 45, 60 dakika. 15, 30, 45, 60 dakika daha 2 saati böyle tamamladı. Toplam aldığı yol nedir diye, kaç kilometredir diye de bir soru sormuş bize. Dostum, şunların hepsinin toplamını soruyor. 1 bölü 4 parantezine alsak burayı 3 artı 4 artı 5 nokta nokta 10'a kadar olan sayıların toplamı. Peki adamım biz 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamını nasıl buluyorduk? Son terim çarpı bir fazlası bölü 2. Yalnız burada 1 ile 2 yok. 1 ile 2'nin toplamı olan 3'ü çıkartıyorum buradan arkadaşlarım ben. Ve bunu da 1 bölü 4 ile çarpacağız. Düzenleyelim. 2, 5 oldu. 55, 3 çıktı 55'ten. 52 kaldı. Yani 52 bir de 1 bölü 4 var. 52'yi 4'e bölersek 13 kilometreymiş aldığı yol.
Şıklar da yok arkadaşlarım. Biz bir işlem hatası yapmadık diye düşünüyorum. Cevap 13 gelecek dostlarım. Basım hatası falan olabilir burada. Hemen 3 numaraya baktık. Bir öğrenci koşarsa saatte 9 kilometre, yürürse 6 kilometrelik yol alıyormuş arkadaşlar. Bu öğrenci 3100 metre. Dostum 3100 metre demek, şimdi eğer ki hızları bize kilometre olarak verdiyse yolu da kilometreye çevirelim dostlarım. Ya da yol metre ise hızları da metreye çevirmemiz gerekir. Ben yolu kilometreye çevireceğim. Hemen bine böleceğim. 3.1 kilometre yaptı bu dostlarım. 25 dakikada gitmek istiyormuş. 25 dakika dediğimizde 1 saat 60 dakikaysa 25 dakika nedir diye sordum. 25 bölü 60 dakikada bu geldi arkadaşlarım. Yani düzenleyelim. 5'e bölelim. 5 bölü 12 saatte bu yaptı dostlar. Saat. Saate çevirdim dakikayı. Şimdi bu çocuk kaç metresini koşmuştur diye bir soru sormuş bize. Şöyle bir şey çizelim arkadaşlarım. Şurası koşarak mı gidiyor? Evet. Burası x kilometre olsun. Burası da toplam 3.1 kilometreydi ya. 3.1 eksi x kilometre olsun. Çocuk burada koşmuş olsun arkadaşlarım. T1 süre koştu burada. T1 süre koştu ve ne kadar hızla koştu? V1 hızı eşittir 9 kilometre hızla koştu. Burada da T2 süre koşsun kardeşim ve ne kadar saatte hızla gidiyor? V2 de eşittir 6 hızıyla da burayı koşuyor. Yani toplam zamanı söylemişti bize. T1 artı T2'yi ne vermişti dostlarım? T1 artı T2 eşittir 25 dakika. Yani 5 bölü 12 saatte koşmasını istiyordu bizden. Şimdi gittiği birinci yol, x yolu 9 çarpı T1. X yolu eşittir 9T1. 3.1 eksi x yolu 6 çarpı T2. Böyle de bir muhabbet var arkadaşlarım ikisinin arasında. Hemen getirip x yerine şunu yazsak, 9T1 yazıp 9T1'i de bu tarafa atsak dostlar, şöyle bir şey geliyor elimize. 6 tane T2 artı 9 tane T1 eşittir 3.1 çıktı. İşte bizim elimizde ne var şimdi? 2 tane denklem var. Yok etme metodu yapacağız arkadaşlar bu iki denklem için. Bize nereyi soruyor? Koşmak zorunda olduğu şu yolu soruyor arkadaşlarım. X'i soruyor. O halde T1'i bulacağız biz. T2'yi yok edelim. Hadi üstteki denklemi 6 ile çarpalım. 6 ile çarpalım, hatta eksi 6 ile çarpalım arkadaşlarım ki çıkartma işlemini de kolay yapmış olalım. Eksi 6 T1 olur. Eksi 6 T2. 6 ile çarparsak 6 ile 12 sadeleşir. 5 bölü 2 kalır. Eksi 5 bölü 2 kaldı. Şurayı yapıyoruz hemen. Şu denklemi düzenliyoruz dostlarım. Burayı direkt yazıyorum. 6 T2 artı 9 T1 eşittir 31 bölü 10 yazıyorum buraya da. 31 bölü 10. Ve topluyorum bunları dostlarım. Eksi 6 T1, 9 T1 var. 3 T1 kaldı. T2'ler gitti. 31 bölü 10'dan, şurada yapalım. 31 bölü 10'dan 5 bölü 2'yi çıkartacağız biz. Hadi bunu da 5 ile genişletelim. 25 bölü 10 çıkacak dostlarım. 6 bölü 10 kaldı burada. 6 bölü 10. 3 ile sadeleştirdim. 3 ile sadeleştirdim. Burası 2 kaldı. T1 eşittir 2 bölü 10 çıktı. Bize neyi soruyordu? X yolunu. Yani T1 çarpı V1'i soruyordu. V1'de 9. O zaman 9 çarpı 2 bölü 10. 18 bölü 10 yaptı arkadaşlarım. Yani 1.8 kilometre yaptı. Bize kaç metresini koşmak zorundadır diye soruyor. Hemen 1.8'i 1000 ile genişlettik dostlarım. 1800 metre yaptı. Evet, geldik şu sorumuza. Bir araç A ve B kentler arasındaki mesafeyi saatte 40 kilometre hızla giderse yolu planlanan süreden 30 dakika geç. Bak şimdi. Bu araç X yolunu 40 kilometre hızla normalde T sürede gidecekti ama 30 dakika geç. Yani 1 bölü 2 saat daha fazla sürede alıyormuş.
Eğer yok, böyle değil de 50 kilometre hızla giderse 36 dakika daha erken alıyor. Yani T'den 36 dakika demek 36 bölü 60 saat demektir arkadaşlarım. Bu kadar süre daha erken alıyormuş. İşte denklemimiz burada. Hadi birer tane sıfır götürdük bunlardan. 4'ü içeriye dağıtalım. 4T artı 4 bölü 2'den 2 geliyor. Eşittir. 5'i içeriye dağıtalım. 5T eksi 180 bölü 60 yapıyor arkadaşlarım. 180'i de 60'a bölersek 3. Eksi 3 buraya 5 olarak geldi. 4T de buraya eksi olarak gelirse T kaldı. Evet, zamanımız 5'miş arkadaşlarım. A ve B kentleri arasındaki mesafeyi soruyor bize. Hemen getirip ya şurada yerine yazacağız ya da burada yerine yazacağız. Birincisinde yazıyorum ben dostlarım. Şöyle oluyor. 40 çarpı 5 artı 1 bölü 2. 5 ile de 1 bölü 2'yi toplarsak 11 bölü 2 yapar. Şunla şu gitsin. 20 çarpı 11 kaldı ki o da 220 çıktı sorumuzun cevabı. Evet, 1 numaralı köşe taşını gördük. Hemen 2 numarayı aldım önüme arkadaşlarım. Bir de şöyle odaklanma muhabbetine bakalım. Evet, tamamdır. Diyor ki şimdi 300 kilometrelik yolun bir kısmı toprak, bir kısmı asfalttır. Bu yolu kat edecek olan bir aracın topraktaki ve asfalttaki ortalama hızları sırasıyla 30 ve 45 kilometredir. Araç yolun tamamını 8 saatte aldığına göre yolun asfalt kısmı ne kadardır, ne kadar saatte gider diye bir soru sormuş. Şimdi şöyle yapalım. Asfalttaki hızı 30, 45'tir diyor. Toprak ve asfalttaki. Şurası toprak yol olsun arkadaşlarım. Şöyle toprak yol olduğunu şöyle tır tıkla belirtelim buranın. Asfalt yol x kilometre olsun. Toprak yol o halde 300 eksi x kilometre olacak. Şimdi topraktaki hızı 30 kilometre saatti bunun hızı. Buradan da gittiği süre t saat olsun arkadaşlar. Asfalttaki hızı 45 kilometreydi. Toplam 8 saatte alıyordu ya burayı. 8 eksi t saatte burası sürer diyelim dostlar. Şimdi yolun tamamı 300 kilometre. Biz bu 300'ü nasıl buluruz dostlar? Şurada aldığı yol tam zaman t. Hız 30. 30t yolunu buradan aldı. Artı 45 çarpı 8 eksi t yolunda burada gitti kardeşim. 45 çarpı 8 eksi t yolunda burada gitti. Ve toplam aldığı mesafe 300 kilometreymiş bunun. Hadi burayı bir düzenleyelim şimdi. 30t yaptı. Artı 45 çarpı 8. 4 ile çarpsak 180, 360 yaptı arkadaşım. Eksi 45t eşittir 300 oldu. 300'ü buraya alalım 60. Burası eksi 15T'yi de bu tarafa getirelim. T eşittir 4 çıktı dostlarım. Demek ki toprak yolda da 4 saat, asfalt yolda da 8 eksi 4'ten yine 4 saat yol almıştır diyebiliriz. Şuna bakalım. Saatteki hızı V olan bir motosikletli A ile B arasındaki yolu 12 saatte almıştır. Peki. Şimdi bu adamın hızı V ve süresi 12 saat. O zaman bu adamın gittiği toplam yol 12V saat değil mi arkadaşlarım? Burası 12V. Motosikletli yolun yarısında. Şimdi şurası 6V olsun. Burası da 6V olsun. Yolun yarısında V bölü 2 hızıyla giderse zamanını bilmiyoruz arkadaşlarım. T1 diyelim. Kalan yarısını da 2V hızıyla giderse burada da T2 diyelim. Şimdi hemen yol ne? 6V'lik olduğunu bulduk bu yolu. V bölü 2 hızıyla T1 sürede gittiğine göre V'ler gitti. 2 çarpı 6'dan 12 çıktı T1. Şurayı da bulalım. 6V'lik yolu 2V hızıyla T2 sürede gidiyor. V'ler gitti. 2'ye bölersek 3 çıktı T2. Bu da 3. Tamamını kaç saatte alır? 12 saat buradan, 3 saatte buradan, 15 saatte alır arkadaşlarım tamamını. Hemen bakalım şuna. A kenti ile B kenti arası 305 kilometredir. Peki.
A'dan B'ye doğru hareket eden bir araç belli bir hızla 2 saat gittikten sonra saatteki hızını 10 kilometre arttırarak kalan yolu 3 saatte tamamlayıp B'ye varmıştır diyor. Buna göre aracın ilk hızı saatte kaç kilometredir? Bakın şöyle bir resme dökelim isterseniz biz bir yolu. AB yolu var. Toplamda 305 kilometrelik bir yol bu. Ve yolun bir kısmını belli bir hızla V hızıyla gitsin arkadaşlarım bu ve 2 saatte gidiyormuş. Sonra hızını 10 kilometre arttırarak diyor. Şuradaki hızı V artı 10 oldu. Kalan yolu da 3 saatte tamamlayıp tüm yolu almış. Yani 305'i bitirmiş. Şimdi şu C'ye kadar A, C yolu 2V. Hız çarpı zaman. C, B yolu 3 çarpı V artı 10. Yani 3V artı 30. Ve toplamda aldığı yolda 305 kilometreymiş. Hadi şimdi buradan 5V eşittir. 30'u buraya atarsak 275 kaldı. 5'e bölersek de V eşittir. 5, 2, 5 doğrudan 55 geliyor arkadaşlar. V 55. Aracın ilk hızı zaten V'yi soruyormuş. Cevap da Edirne geldi. Hemen şu soruya bakalım. İki araçtan birincisi AC'yi saatte 30 kilometre, CB'yi saatte 40 kilometre hızla gidiyor. Diğeri ise AC'yi 45, CB'yi 30'la gidiyor. Araçlardan biri zamanla ilgili bir soru arkadaşlarım. Bakın ne yapıyorum şimdi. Şimdi birinci araç için konuşalım. Dostum AC'yi yani X yolunu 30'la gidiyor. Bak X yolu eşittir 30 çarpı zaman desem. Burada aldığı zaman x bölü 30 olmayacak mı arkadaşlar? X bölü 30'luk bir zaman aldı. Y yolunda 45 ile gidiyorsa artı y bölü 45'lik bir zamanda burada geçti. Ve toplam zamanı bu birinci aracı. Şimdi ikinci araç için konuşalım. Bu da x'i 45 ile geçiyor. Yani x bölü 45'lik bir zaman. Y'yi de 30 ile geçiyor. Y bölü 30'luk bir zamanda buradan gidiyor kardeşim. Ve diyor ki birincisi diyor AB'yi 5 saat önce gittiğine göre yani ikinci araç 5 saat daha fazla gitmiş arkadaşlarım. Bunun zamanı bundan 5 saat daha fazla. Yani x artı 30 artı y bölü 45'e x bölü 30 artı y bölü 45 eşitmiş. X bölü 45 artı y bölü 30'un 5 fazlasını. Hadi şimdi payda eşitleyelim. 90'da eşitleyelim bütün kesirleri. Burayı 3 ile, burayı 2 ile, burayı 2 ile, burayı 3 ile çarpalım. Ne oluyor dostum? 3x artı 2y geliyor. 3x artı 2y. Bakın buradan da 2x ile 3y geliyor. Bu tarafa aldığım için eksi geliyor. Eksi 2x, eksi 3y bölü bir de 90 var dostlarım burada. Ve burada da bir tek 5 kaldı. Şurada ne kaldı? 3x eksi 2x yani x kaldı. 2y eksi 3y eksi y kaldı. Bölü 90 eşittir 5. 90'ı da buraya çarpı attım. 9 çarpı 5 45 yani 450 çıktı. X eksi y kardeşlerim. Evet 2 numarayı gömdük. Hemen çevirdik 3 numaralı köşe taşımızı. Odaklanmaya bakalım bir de. O da tamamdır gobeller. Hadi başlayalım dostlar. Bir araç gideceği yolun 1 bölü 4'ünü 6V, 1 bölü 3'ünü V, kalanını da 10V hızla gidiyor. Ortalama hızı sorulmuş bize dostlarım. Şimdi yukarıda hocam da yazmış ortalama hızı. Hızın ortalamasını alacaksak kural şu. Toplam yol bölü toplam zaman. Toplam yol bölü toplam zaman olacak arkadaşlar. Formülümüz bu. Şimdi bu adamın gideceği toplam yola biz 4 ile 3'ü çarptım. 12x diyelim arkadaşlar. 12x'in 1 bölü 4'ünü gidiyor önce. 1 bölü 4'ü 3x yapar. 3x'ini 6v hızıyla gidiyormuş arkadaşlarım. Yol 3x, hızımız 6v. 1 bölü 3'ünü, 12'nin 1 bölü 3'ü 4x yapar dostlarım. 4x'ini de v hızıyla gidiyormuş. K
Kalanını ne kadar kaldı? 5x'lik bir yol kaldı 12x'ten geriye. Bunu da 10v bölü 3 hızıyla gidiyormuş dostlar. Buna göre diyor ortalama hız nedir? Şimdi ortalama hız neydi dostlarım? V ortalama yazıyorum buraya. V ortalama. Toplam yol 3, 4 daha 7, 5 daha 12x zaten gittiği yol. Bölü toplam zaman. Şimdi birinci burada geçen zamanı bulalım. Zaman neydi? Yol bölü hızdı arkadaşlarım. Yani 3x bölü 6v diyeceğim. Birinci zamana. Artı ikinci geçen zaman 4x bölü v. Artı üçüncü geçen zaman da 5x bölü 10v bölü 3. Hatta bunu ters çevirip çarptım. 15x bölü 10v yaptı. İşte bu işlemin sonucu bize cevabı verecek dostlarım. Hadi bir daha yapalım bunu şimdi. 12x yazalım yukarıya. Aşağısı. 3'e böldüm, 3'e böldüm. X bölü 2v. Artı 2 ile genişletelim bunu. 8x bölü 2v. Artı 5'e böldüm 3x. 5'e böldüm 2v. Şimdi tekrar düzenliyorum. 12x bölü. Bakın hepsinin paydası 2v yaptık. 8, 1 daha 9, 3 daha 12x bölü 2v de burası çıktı arkadaşlar. Hemen ters çevirip çarptık. 12x'ler gitti. 2v çıktı. Sorumuzun cevabı. Hemen 2 numaraya geldik. Bir araç gideceği yolun yarısını 45 km hızla gidiyor. Diğer yarısında v km hızıyla gittiğine göre yolun tamamındaki ortalama hızı 36 olduğuna göre v kaçtır diye de bir soru sormuş dostlarım. Hemen şöyle bir yine yol yapalım biz. Yolun tamamına 2x diyelim ki xx diye 2'ye böldük. Yolun yarısını birinci hızı 45 ile ikinci hızı da v ile gidiyor ve ortalama 36 ile gidiliyor. Şimdi v ortalamayı nasıl buluyorduk? Yani ortalama hızımız 36 ya. 36'yı bulmanın yolu toplam yol 2x ve toplam zaman. Şimdi birinci zamanımız kardeşlerim neydi? 45 km hızla gidiyorsa x bölü 45 artı ikinci zamanda x bölü v. Şimdi burayı düzenleyeceğiz dostlar hemen. Şöyle önce bu kesirli kısmı bir halledelim. Şöyle yapalım. 2x bölü bunların paydasını eşitlesek x v, burayı v ile çarpıyorum, burayı 45 ile çarpıyorum, artı 45x bölü 45v oldu buranın sonucu. Düzenleyelim. 36 eşittir diyelim tekrardan. Şunu ters çevirip 2x çarpı 45v bölü xv artı 45x diye yazalım. Hatta x parantezinde v artı 45 yazalım buraya. X'ler de gitsin. Şöyle oldu. 90v bölü v artı 45 geldi burası da arkadaşlarım. Şimdi geri kalan kısım içler dışlar yapacağız buradan hemen. Düzenleyelim. 90v eşittir 36v artı 36 çarpı 45 oluyor dostlarım. Hemen 36v'yi buraya atarsak 54v kaldı burada. Eşittir 36 çarpı 45. Sadeleştirme yapıyorum. 9'a böldüm 6. 9'a böldüm 4. 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 15. Bir daha 2'ye böldüm. Burada bir tek v kaldı. Bunu 2'ye böldüm. 2 kaldı. 2 çarpı 15'ten 30 çıktı. Sorumuzun cevabı. Evet. 3 numaradayız. Bir araba 40 km saat hızla x saat gidiyor. 70 km hızla y saat yol alıyor. 40 ile x saat gidiyor. 70 ile y saat gidiyor. X y'den büyükmüş. Arabanın ortalama hızı nedir diye soruyor. Şimdi normalde x ile y eşit olsaydı normal aritmetik ortalama yaparmış gibi aritmetik ortalamadaki hızı bulacaktım. 55 çıkacaktı ortalama hız. Ama x y'den büyük olduğu için arkadaşlarım demek ki x'in hızına daha yakın bir yer olacak. Yani ortalama hız 40 ile 55
55 arasında bir yerde olacak arkadaşlarım. O halde 55'ten küçük olacağı kesin. Şu 4 şık direkt elendi. Cevap Adana geldi dostlarım. Şuna bakalım. Bir araç gideceği yolun 135 kilometrelik kısmını saatte 45 kilometre hızla... Şimdi şöyle bir gösterelim bunu. Yine ortalama hız sorusu. Şimdi 135 kilometrelik bir kısmı var bunun ve hızımız 45 kilometre. O zaman zamanımız nedir arkadaşlarım? 45 ile neyi çarparsam 135 yapar? 3. Yolun kalan kısmını ise x kilometre olsun kalan kısmı v kilometre hızla 6 saatte gitmektedir diye söylemiş Canlı. 6 saatte zaman. Ortalama hızı 55. Hadi şimdi bir bulalım. Ortalama hız neye eşit normalde? 55 neye eşit? Toplam yol 135 artı x bölü toplam zaman 3 saat buradan, 6 saatte buradan geçti, 9 saat geçti arkadaşlar. Hadi bakalım gerisini düzenleyelim şimdi. Buradan bir içler dışlar çarpımı yapalım. 9'da 55'i çarpacağız. 450, 9 kere 5 45, 495 eşittir 135 artı x oldu. 135'i çıkartalım hemen bundan. 360 kaldı arkadaşlarım x'e. X'i bulduk şimdi, 360. Şuradaki x'i bulduk arkadaşlarım. Bu adam 360 kilometrelik yolu v hızıyla 6 saatte almıştı. Hemen 6'ya bölersek 60 çıkar v hızı diyebiliriz dostlarım. Evet, 3 numaralı köşe taşımızı da gömdük. Hemen 4 numarayı aldık. Bakalım bu ne diyor. Aralarında 60 kilometre uzaklık bulunan iki kentten birinden saatteki hızı 5 kilometre olan bir yaya, diğerinden saatteki hızı 15 kilometre olan bir bisikletli birbirlerine doğru aynı anda yola çıkıyorlar. Yaya kaç kilometre yürüdüğünde bisikletli ile karşılaşır diye bir soru sormuş dostlarım. Hemen bakalım. Şimdi aralarında 60 kilometre mesafe olan iki kentten birinden saatteki hızı 5 olan bir yaya, diğerinden saatteki hızı 15 kilometre olan bir bisikleti birbirine de aynı anda yola çıkıyorlar. Yaya kaç kilometre bisikletiyle karşılaşır diye bir soru sormuş bize. Şimdi karşılaşma sorularında dostlarım şöyle gösterelim bunu biz. Şimdi biri A kentinden yola çıksın, diğeri de B kentinden. Aralarında 60 kilometre mesafe var. İkisi de bu tarafa, biri bu tarafa, biri bu tarafa doğru birbirlerine doğru yürüyorlar. Biri 5 kilometre hızla, diğeri de 15 kilometre hızla yürüyor. Yaya kaç kilometre yönünde bisikletliyle karşılaşır diyor. Mesela T zamanda karşılaşsınlar bunlar. Belli bir zaman geçti. T dakika, T saat diyelim biz ona. Bu buradan buraya gelmiş olsun, bu da buradan buraya gelmiş olsun arkadaşlarım. T zamanda. Yani 5T sürede bu buradan buraya geldi. 15T'lik yolu da bu almış oldu bu zamanda arkadaşlar. Peki toplamda 5T, 15T daha 20T'lik yol aslında 60 kilometreymiş. T eşittir 3'müş. Yani bunun yürüdüğü yol 15, 5 kere 3'ten. Bunun yürüdüğü yol da 75. Yaya kaç kilometre yürüdüğünde, 15 kilometre yürüdüğünde bisikletliyle burada karşılaşıyormuş kardeşlerim. Cevabımız Ceyhan geldi. Karşılaşma sorularında kısaca şöyle de yapabiliyoruz. Aralarındaki mesafe ilk yürümeye başladıklarında, harekete başladıklarında aralarındaki mesafe eşittir. Bu adamların toplam hızları yani 20 çarpı geçen süre T deyip T'yi buradan yine aynı şekilde bu denklemi böyle de yazabiliyordum arkadaşlarım. T'yi 3 buldum. Demek ki ikisi de 3'er saat hareket ettiğinde karşılaşıyorlarmış. Birincisi 5 kilometre hızla gittiğine göre 5 çarpı 3'ten 15 kilometre yol yürüdü diyebiliyoruz arkadaşlar. Geldik 2'ye. Aralarında diyor, A kentinden saatte 50 kilometre hızla, B kentinden saatte 70 kilometre hızla iki araç birbirine doğru hareket ediyorlar. AB 400 kilometre olduğuna göre kaç saat sonra aralarındaki uzaklık ikinci kez 80 kilometre olur? Şimdi güzel soru. Hadi burayı bir dikkatli düşünelim. Şimdi şöyle resme dökmeye çalışalım. A var, B var. A'daki hızı 50 olan, B kentinden de hızı 70 olan
İki araç birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Şimdi bu keratalar şurada bir yerde karşılaşsınlar arkadaşlarım. Bilmiyoruz ya nerede karşılaştıklarını. Bu karşılaşmaya kadar geçen süreyi bir biz bulalım ilk önce dostlarım. Bakalım ne kadar zamanda karşılaşmışlar bunlar. Dostlar neydi karşılaşma sorularında olay? Aralarındaki mesafe 400 eşittir. Hızları toplamı 120 çarpı t. Birer sıfır sildim. 40 bölü 12. Hatta 4'e bölelim. 10 bölü 3 çıktı. Bunların birinci karşılaşma süreleri, yani zaman t dediğimiz 10 bölü 3 saat sonra karşılaştılar. Şimdi 50'lik buraya geldi, 70'lik de buraya geldi. Bunlar şimdi tabi durmuyorlar, devam ediyorlar. 50'lik gidiyor, 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 şurada bir yere denk gelmiş olsun. 70'lik de gidiyor, 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 şurada bir yere denk düştü arkadaşlar. 70'liğin burada aldığı yol 70 çarpı bir zaman diyelim ona k. 50'liğin de burada aldığı yol 50 çarpı k. Ve aralarındaki mesafenin de 80 olduğunu söylüyor bize dostlar. Peki 70k artı 50k, yani 120k mı normalde aralarındaki yol? Ve biz de 80 olduğunu söylüyoruz bunu. K eşittir 8 bölü 12. Yani 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 2 bölü 3 de buradan geldi zaman. E toplam ne oldu? 10 bölü 3, 2 bölü 3 daha, 12 bölü 3'ten 4 saat çıktı dostlarım. Bakın bunu bir kez daha yapayım ben arkadaşlar. Siz iyice anlayın bunu şimdi kardeşlerim. Şöyle şekil üstünde gösterelim. Şimdi bu adamlar birbirlerine doğru geliyorlar dostlarım. İkinci kez aralarındaki mesafenin 80 olmasını istiyor bak. Bir geldiler ilk önce şuradan, bir de buraya kadar geldiler. Bakın buradayken daha karşılaşmadılar. Mesafe aralarında 80 olsun diyorum. Bu birinci karşılaşmaları. Sonra tabii devam ettiler, devam ettiler. Buraya gelip durmadılar. Karşılaştılar burada bir. Ve 50'lik olan devam etti bu tarafa. 70'lik olan devam etti. Tekrar aralarındaki mesafe 80 oldu. Bu ikinci kez işte. Bize de diyor ki işte bu en baştan geldiler, o burada karşılaştılar, sonra tekrar devam ettiler, aralarındaki mesafe ikinci kez 80 olana kadar ne kadar zaman geçmiştir diye soruyor. Biz de şöyle yaptık. İlk önce şu tam karşılaşma noktalarına kadar geçen zamanı bulduk. 10 bölü 3 saat çıktı. Artı dedik, durmayıp devam edip de aralarında ikinci kez 80 olana kadar geçen zamanı bulduk. O da 2 bölü 3 saat. Toplam ne kadar oldu diye soruyor bize. O da 12 bölü 3'ten 4 çıktı Goberler. Evet, geldik şuna. Hızları 45 km ve saat ve 60 km saat olan iki araç aynı anda birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Yolun ortasından 15 km uzakta karşılaştıklarına göre yol kaç kilometredir diye bir soru sormuş. Hemen yapıyorum dostlarım. Şimdi A'dan ve B'den iki araç aynı anda birbirlerine doğru hareket etsinler. Biri 45 hızıyla, biri 60 hızıyla birbirine doğru hareket ediyorlar dostlarım bunlar. Peki diyor ki, yolun ortasında şurası bir yer olsun. Yolun ortasından 15 km uzaklıkta karşılaşıyorlar. Şurada bir yerde hızı fazla olan daha çok yol alacağı için ortada 45'e yakın olan kısımda karşılaşırlar. Demek ki şurası 15 kilometrelik bir yol. E bu adam buradan buraya geliyor. Bu da buradan buraya gelip karşılaşıyorlar. T zamanda karşılaşsınlar. O zaman burası 45T'lik bir yoldur. Burası da 60T'lik bir yoldur arkadaşlarım. Bu da tamamdır herhalde. Buna göre diyor yol kaç kilometredir? Toplam nereyi soruyor bize? 45 artı 60'tan 105T'yi soruyor dostlarım. 105T eşittir soru işareti diye bir soru sormuş. Şimdi 45T ile 15'in toplamı yolun ortası. Şöyle yapalım mı? Şurası da 60T eksi 15 kilometredir. Dostum 45 ile 15'in toplamı 60T ile 15 farkına eşit olacak değil mi? Çünkü yolun tam ortası şurası. Hadi bir bulalım. 45 artı 45T artı 15 eşittir. Öbürü neydi? 60T eksi 15'i. Eksi 15 buraya gelirse 30 olur burada. 45T buraya gelirse de 15T kalır arkadaşlar. Hemen 2'ye böldüm.
şey 15'e böldüm. T eşittir 2 çıktı. 105T'yi soruyordu. 105 çarpı 2'den 210 geldi. Sorumuzun cevabı Bursa. Bir kez daha tekrar edelim. Şimdi şurası yolun ortası. 45T ile 15'in toplamı da yolun yarısı. 60T'den 15'i çıkartırsam şurası da yolun yarısı arkadaşlar. İkisi de aynı yolun yarısı olduğu için birbirlerine eşitledim. T'yi 2 buldum. 105T'yi soruyordu. Cevap da 210 çıktı. Evet, son sorumuza bakıyoruz. ABCD karesinin her kenarı 3 eşit parçaya bölünmüştür. İki koşucu A noktasından ters istikamette karenin çevresi boyunca koşmaya başlamışlardır. İki koşucu P noktasında karşılaştıklarına göre. Şimdi dostum bak, bu adamın X yolunu aldı, şuradan aldı, buraya geldi. Bu sırada da bu da X'leri yazalım. Bu da buradan döndü, buraya geldi. Yani birinci adam kaç X yol aldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8X'lik yol aldı. Hangi hızla? V1 hızıyla T sürede. Diğer adam 1, 2, 3, 4X'lik yarısı kadar yol aldı. V2 hızıyla yine T sürede. Bize de V1 bölü V2'yi soruyor arkadaşlarım. Aslında şekil direkt belli ediyor kendini ama sonuçta bak, iki katı yol almış. Aynı sürede iki katı yol aldıysa hızı iki kat fazla olmalı. V1 bölü V2 böyle çıkabilir ama biz yine matematikle şurayı bir düzenleyelim. T'ler gitsin, X'ler gitsin. 8 bölü 4 V1 bölü V2'ye eşit. Yani 2 çıktı sorumuzun cevabı. Evet gobeller, bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.